Mağlubillah min Bismillahirrahmanirrahim. Rabbenağfirle le ve li ihvanellezine şebekûne bil iman ve la tec'al fi kulûbinâ gillen lilllezîne âmenû. Sadakallahu'l azim. Rabbimiz bizi ve bizden önceki mümin kardeşlerimizi yarlığa ve iman edenlere karşı kalplerimizde hiçbir kin bırakma. Haşr suresi 59'a 10. Evvela şunu çok iyi tespit etmek gerektir ki, kalpten gıllü çıkartılmasının asıl yeri ahirettir. Cennettir. Eğer insanın imtihan edilmesinde birer esas olan bu duygular, daha dünyada iken insanın içinden çıkartılsaydı, o fıtrat itibariyle bir melek olurdu. Halbuki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu dünyada insanı hem iyiye hem de kötüye açık bir mahiyette yaratmıştır. Bu itibarla farzı muhal dünyada insanın kalbinden kıllı kuş gibi duygular çıkartılacak olsa dahi onun mahiyetindeki bu duygular tıpkı tırnağın ve kılların yeniden çıkması gibi bir gün yeniden ortaya çıkacaklardır. Bu sebeple ayeti kerime inzir sök, at çıkar manalarına gelen fiili emir sıgası yerine faili hakiki olan Allah'a Celle Celaluhu yönelerek Rabbimiz iman edenlere karşı kalplerimizde hiçbir kin bırakma diyor. Öyleyse bu çerçevede insana düşen fiili ve kavli dua yaparak kalbine yerleşmiş bulunan ve birer manevi diken sayılan bu duyguları söküp atmaya çalışmaktır. Herhalde bu sayede o fena duygulardan arınıp cennete ehil hale gelecek ve Cenab-ı Hak da Celle Celaluhu onu rıdvanına mazhar edecektir. Ayrıca bu ayeti kerimede biraz da selef-i salihine karşı bakış açımızı gözden geçirme adına sanki bir mesaj verilmektedir. Yani tabiinin sahabeyi, tebe-i tabiinin tabiini kabullenmesi gibi geçmişte dini hayatımız, duygu ve düşüncemiz, akidemiz, hatta tefsir, kelam, fıkıh anlayışımız adına bizlere büyük bir miras bırakmış. O aksiyon, o kelam ve kalem erbabına saygılı davranmaya davet etmektedir. Burada anlatılmak istenen bir diğer hususta zannediyorum herkesin hislerinin inkişafı ölçüsünde zevk alıp elem duymasının nazara verilmesi olsa gerek. Mesela hassas bir insanın sezbe duygusu iyi inkişaf etmişse, karşısındakinin bakışından ayrı, oturuş ve kalkışından ayrı manalar çıkartır. Ki bu da onun için bazen aynı azap, tabii bazen de aynı rahmet olacaktır. Bu noktadan hareketle denebilir ki, insanın cennetten alacağı zevk ve lezzetin sınırı, dünyadayken ona ait hislerinin inkişafı ölçüsünde olacaktır. Kim bilir, belki de hisleri inkişaf etmeyen kimseler, cennete girdiklerinde, keşke cennete girmeden daha bir inkişaf etseydim, temennisinde bulunacak veya Allah'ım beni dünyaya geri gönder de, hislerimi inkişaf adına seyri ruhanimi tamamlayayım diyeceklerdir. Bu açıdan denebilir ki, insanın cennette tam lezzet alabilmesi için onun kalbinden kin, haset ve buna benzer şeyler gibi duygularının çıkarılması çok önemlidir. Bu ayeti kerimeye bir de bu açıdan bakmak icap edecek. Aslında innemel müminune ihve müminler başka değil kardeştirler. Fehvası el müminune vel müminatu ba'duhum evliya'u ba'd mümin ve müminat birbirlerinin dostu ve yardımcılarıdır. Misakince aralarındaki iman bağının ve İslami irtibatın gereği onların birbirlerini sevmelerini ve hususiyle seleflerine saygılı olmalarını, hatta muhtemel bir kısım kusurları söz konusuysa onları da görmezlikten gelerek gelmiş geçmiş o insanlar için dua dua yalvarmalı ve katiyen uzatlara karşı kin adavet ve düşmanlık duymamalıdırlar. Hz. Muhammed'e aleyhissalatü vesselam intisap iddiasında bulunanlar ve taavanu alel birri ve takva ve la teavenu alel ismi vel uduan sizler iyilik etme ve fenalıklardan sakınma konusunda birbirinizle yardımlaşın. Sakın günah işlemek ve başkasına saldırmak hususunda birbirinize destek olmayın. Mantokunca hep iyilik düşünmeli, iyilik konuşmalı ve iyilikle oturup kalkmalıdırlar. Şimdilerde böyle bir mülahaza ve ruh haletine ne kadar ihtiyacımız var. Rabbena gfirlene ve li ihvanine sebekune bil iman ve la tecal fi kulubina gillen lezine amenu Rabbena inneke raufur <laughs> rahim. Amin. Ağzı belli Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Kemesel Şeytanı izkalel insan yufur, falan ma kafara, "Gal inni biri minke, inni aqafu Allah Rabb alamin." Sadek <laughs> Munafıkların durumu tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar eder. İnsan da inkar edince ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Haşr Suresi 59'a 16 Mealini verdiğimiz bu ayeti kerimeden anladığımıza göre Allah'tan korkma Celle Celalu, şeytanın da tabiatında var. Bundan şeytanın da Allah'ı bildiği anlaşılıyor. Ne var ki? Bilmesine rağmen o isyan içinde. Evet, Kur'an-ı Kerim şeytanın serkeşliğini emir dinlemezliğini anlatırken isyan tabirini kullanıyor. İsyan ise mebdi itibariyle inkiyadı ve itaatı bilmeyi gerektirir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Kehif suresinde ne minel cinni fefesaka an emri rabbihi. O cinlerden de Rabbisinin emrine aykırı gitti diyerek bu espriyi anlatmıyor mu? Demek ki hılkat itibariyle şeytan da mahiyetleri bir tür ateş olan cinlerdendi. İhtimal bu yönü itibariyle onun da Allah'ı bilmesi Celle Celaluhu, tanıması, belki belli bir dönemde ona kulluk yapması söz konusuydu ki kendisine secde emri verilmişti. Evet şeytan da zahiri durum açısından kendisinden secde beklenenlerden biriydi. Ancak onun tabiatında isyana, inhirafa açık bir tarafı da vardı ve onun bu yanı Adem'e secde emriyle birden açığa çıktı ve neticede şeytan kaybetti. Genel anlamda şeytanın mahiyetiyle ilgili düşüncelerimi bir iki defa anlattığımı hatırlıyorum. Aynı şeyleri kısaca tekrar edecek olursak şeytan secde emrine itaat etmemekle inhiraf etmiş ve gerçek hüviyetini ortaya koymuştur. Aynı şeyler bazı insanlar için de her zaman geçerlidir. İnsan için öyle anlar ve öyle durumlar olur ki bir imtihan için onun mahiyetine derc edilen öfke, haset, kin, şehvet gibi duygularla bu eşef mahluk yoldan çıkar. Vicdanına ters bir turnikeye girer ve adeta hakiki insanlıktan inhiraf eder. Bakın haset duygusu İnsanlığın iftihar tablosuna sallallahu aleyhi ve sellem karşı bazı ehli kitabı temerrüde inkara sevk etmiş. Ve Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem bir türlü görememişlerdir. Zira onların beklentileri gelecek o ahir zaman peygamberinin kendi işlerinde, kendi kavim ve kabirlerinde olacağı merkezindeydi. Aynı şeyler farklı bir bu otta da olsa bizler için de geçerlidir. Mesela geçmiş yıllarda bana camiden gelen arkadaşların komünistler tarafından derdest edildiği ve daha hatta, hatta bazılarının çok kötü şekilde dövüldüğü söylenince o heyecanla ben üzerimde gece kıyafeti olduğu halde gayri iradi kendimi sokağın ortasında buldum. Evet mantığa rağmen hislerin sürükleyip götürdüğü nice durumlar vardır ki İnsan farkına varmadan kendini bir hezeyanın içinde bulur. İşte şeytan da her zaman insanoğluna karşı böyle bir haset, kin, nefret ve öfke top dolu yaşar. Hem insanoğlunu çekememezlik içindedir. Bir hadis-i şerifte ifade edildiği gibi o Adem oğlu secde ile emrolundu, secde etti kazandı. Ben de secde ile emrolundum, secdede bulunmadım, kaybettim der. İhtimal bu sebeple de o insanın her secde edişinde isyan çığlıkları atar ve hezeyana girer. Ezan-ı Muhammedi okunup dört bir yanda namı ı celili ilahi şehbal açıp da müminler iyi bir konsantre içinde camiye koşarken o hezeyandan hezeyana girer ve ezan-ı Muhammedi sesini duymamak için bir oraya, bir buraya kuşar durur. Hasılı, oğlunun Rabbisiyle irtibatını kuvvetlendirecek her hareketi, onun insana karşı olan haset, kin, nefret ve öfkesini artırır ve hezeyandan hezeyana sevk eder. Evet, nasıl bir insana falan çete senin oğlunu öldürdü dense, bu kimse o çeteye karşı ciddi gerilim içine girer. Ardından, hanımını daha kaçırdılar dendiğinde gerilimi biraz daha artar vesaire. İşte bu ruh haleti içinde bulunan ve intikam diyen bir insandan her türlü kötülük beklendiği, hilm-i silm -i müsamahanın eriyip gitmesi gibi insan oluna karşı daima bu duygu ve düşünceler içinde olan ve kıyamete kadar da ondan kurtulamayan şeytanın hali de aynıdır. Sonuç olarak şeytan aleyhilhane Allah'ı Allah'tan korkacak ölçülerde tanımasına rağmen isyana açık mahiyetiyle inhiraf etmiş. Dolayısıyla ebedi kayba uğramıştır. Kendini ilhada kaptırmış ve küfür tabiatının bir derinliği haline gelmiş inkarcılar ve münafıklar da tıpkı şeytan gibidirler. Yerinde takiye ve ifal mülahazası ile Allah din ve diyanet derler, çok defa sureti haktan görünürler ama her zaman müminlere karşı kin ve nefretle oturur kalkar. Her zaman gayızlarını, icra yollarını araştırırlar. Düşmanlıklarını, temfize güçlerinin yetmediği dönemlerde kendilerini ve nefretlerini tebessüm ve yumuşak beyanlarla örtmeye çalışır ve demokrat davranırlar istedikleri her şeyi yapabilecek güce ulaştıklarına inanınca da hak kuvvettedir. Demokrasi de bir fantazidir der ve küfür yobazlığı adına aklı hayale gelmedik mesavi irtikap ederler. Böylelerine güvenmek, güven duygusuna karşı saygısızlık, bunlardan endişe duymak da Allah'a karşı itimasızlıktır. Mümin, muhabbetle herkese açık olma, duygusuyla oturup kalkmalı, sırtını dönemeyeceği bu gibilerin şerlerinden de her zaman Allah'a sığınmalıdır. Allahümme inni a'udu bike minel hemmi vel hazeni ve a'udu bike minel aczi vel keseli ve a'udu bike minel cübni vel buhli ve a'udu bike min galebeti deyni ve kahri rical. Amin. Allahu min Bismillahirrahmanirrahim. Ve ıza râyetehüm tuci <tuhcibuke> büyük ecsamuhum ve in yekulu tesmali kavlihim ke ennehum huşubu müşennede yahsebuna külle sayhatin aleyhim humul adu fahderhum, katelhumullah, enne la yufekun sadakallahul azim onları gördüğün zaman kalıpları bedenleri hoşuna gider konuşurlarsa sözlerini dinlersin onlar sanki duvara dayanmış kütükler gibidir her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar. Düşmandır onlar. Onlardan sakın. Allah Celle Celalu onların canlarını alsın. Nasıl bu hale geliyorlar? Münafıkın Suresi 63'e 4 Bu ayet-i kerimede münafıkların bazı temel özellikleri